Herkese selamlar dostlar. 12 Ocak 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadele var. İdeal yüksek oranlardan sizlere bahsedeceğim. Raporlarla başlayıp her şeyi göstererekten de devam edeceğim. Oradan ideal yüksek oranlardan devam edelim. Öncelikle arkadaşlar bir adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamızda Burnley ile Luton Town'un karşılaşması. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Benim skor beklentim burada. 1-1 ayarında bir mücadele. Hatta skor beklentim şöyle. İlk yarı Burnley öne geçer. ikinci yarı Luton tam gol atar. Maçta 1-1 biter. Birden sıfır beklediğimi birazdan maçta anlatacağım zaten. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarında bilenlerin hepsine baktım. Sadece 3 maçın kazananı var. Trabzon maçı Kemalettin Kamu, Sevilla Eren Demiral, West Ham'da kalbi kırık bir barış şeklinde arkadaşımız. Bunlar bana Instagram üzerinden yazabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da her türlü soru görüş öneri için de buradan gruplara katılmak isteyenler de benimle doğrudan iletişime geçebilir. Yüksek mislere baktığımız zaman da dün Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, nin, Fenerbahçe nin ilk yarı galibiyetini ilk yarı 1 olarak da 1000 misli olarak önerdik. Yasal oranla 1.48 gibi oranı vardı. Çok temiz. Yüksek misli ne yapıyoruz biz? Bir kasa yönetimi yaptığımızı söyledim zaten. Birazdan kasanın durumunu da göstereceğim sizlere Ocak ayı için. Fenerbahçe'nin ilk yarı 1 galibiyeti burada 1000 oran 1000 lira bastık. 480 TL aldık kasaya koyduk. Akşamına da NBA vardı. Chicago'nun maçı vardı. Bu bizim burada, bizi burada Houston'un atacağı 105 sayıya da 1900 misli önerdik. O da geldi. 150 orandan ne oldu? 950 TL kasaya koyduk mu? Koyduk. Yüksek mis seviyesinde doğrudan canlıları, canlısı ve e, maç önü tercihlerine misliyi biz yazıyoruz. Bu misliye göre de kasanın durumu ekrana gelsin. Arkadaşlar kasanın durumu şu an Ocak ayı. Ocak 11 Ocak itibariyle iti, söyleyeyim ben sizlere. 9052 TL net karı var. Her maçın gün gün kar ve zararının listesini tutuyoruz. Şu an Ocak ayı 11 Ocak itibariyle kasamızda 9050 TL net kar var ve Avrupa'dan alanlar da bunlar hepsi yasal. Yani yasal orana göre 9052. Avrupa'da yaşayanlar veya Avrupa'da oynayanlar diyeyim ben sizlere 16.000 bin... TL net karı var. 11 günde. Onun da bilgisini sizlere aktarmak istiyorum. NBA'de dün 2 adet kupon verildi. Bir tanesi günün ideal kuponu. Diğeri de karma listeden oluşan bir kupondu. İkisi de yeşillendi. Hem ana kupon geldi hem de Verilen karma kupon geldi. Güne zaten çok güzel bir kazançla başladığımızı söyleyelim. Hatta sizden gelenler diyerekten sabah bir arkadaşımız yazmış. Onu göstermek istiyorum ben sizlere. Reis dün girdim gruba. 600 TL kazan vardı. Sabah bir uyandım. 2700 TL olmuş bir akşamda yani bir gecede diyelim biz 2100 TL net kar olduğunu da belirtmiş. İşte bu şekilde kazanırsak da direkt vurdurup geçiyoruz yani öyle söyleyeyim. Bu şekilde devam ediyoruz. Canlı olarak gruplarımızda zaten canlı maç izlemeye devam ederekten de canlı olarak yönlendirmeye devam ediyoruz. Herkese açık Telegram grubumuzda mevcut. Buraya da katılarak da ücretsiz tarihçilerden de faydalanabilirsiniz. Hatta ben sizlere ekrandan göstermek istiyorum. Burası herkes açık Telegram grubumuz. Açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut arkadaşlar. Buraya da ara ara tercihler atıyorum. Mesela Dük Karagümrük Kayseri maçı maç önü olarak 1.65 gibi oradan var önerdim tekli. İlk gol Karagümrük önerdim. Altına yazdım ki risklisi devreden Karagümrük. Golü ilk yarı 3-0 bitti. Birinci gol Karagümrük geldi. İlk yarı Karagümrük golü geldi. Kayseri'nin golü geldi. Devam etti. Karagümrük maçını ev sahibi 3.5 üst aldım geldi. 5. gol kara gümrük aldım. Geldi. Devam ettik. Fenerbahçe maçı başladı burada. Kendi gruplarımızda devam ettik burada. Adana maçında ilk yarı gol aldım. Geldi. Fenerbahçe ilk yarı ev sahibi 1.5 üst aldım. Geldi. Devam. İlk yarı geri kazan ilk yarının kazanını Fenerbahçe kazanır. 1.72 gibi oradan geldi. Günün yüksek miktisi Fenerbahçe ilk yarı 1. 5-0 bitti. Geldi. 6. gol Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe 6.5 üst maçı genel geldi. Fenerbahçe takım 6.5 üstü de. O da geldi. Euro Ligleri vesaire derken bu şekilde canlı olarak da seri bir şekilde. Arkadaş dedi ya 600 TL ile girdim. Sabah bir uyandım NBA ile birlikte kasam 2700 TL. 2100 TL net kar yaptırdık yani 600 TL kasaya daha ne yaptıralım diyerekten de başlayalım. Sizlerden de beklettim. Artı 500 seviyesinde beğenidir. Beğeniler mutlaka önemli bizler için. Lütfen hemen beğeni butonu tıklarsanız seviniriz diyerekten de ilk mücadelemize başlayalım. Bayern Münih ile Hoffenheim karşılaşması. Bu maça çok fazla değinmedim. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben. Cuma günü olması kaynaklı bazı maçlar patlayabilir. Bazı maçlarda sürpriz sonuçlar çıkabilir. O yüzden bir sürpriz sonuç çıkma ihtimali varsa bile ben gol yönünden kısır kalmasını bekliyorum. Yüksek orandan aldım. İstemeyen sadece takip etsin, değerlendirmesin. Ben diyorum ki burada Bayern mi kazanır fakat mücadele 4.5 altında kalır. Yani iki orana yakın oranı var. Mücadele 5 gol bekleme 3-1 ayarında maksimum ya orada. Yani cuma günü de tane de sıkışık yüklenmeden kaynaklı patlayabilir. 4.5 altı da 1 yani. Ben burada 5 gol beklemiyorum. Bayern Münih de kazanır ki zaten oran 2 orana yakın. 1.87 nesine? iddia konuda 2.05 bin oranı var zaten bunun. Yüksek oranıyla birlikte bu şekilde değerlendirdim. Burnley ile Luton Town karşılaşması. Bu maçta benim maç skoru yarışmam. Yani maç skoru ne olur sizlere sorduk. Arkadaşlar maçı inceledim sıkı dokudum sizler için. Yani çok zor bir mücadele. Şu yönden zor bir karşılaşma. Her iki takım da zaten bildiğiniz üzere <laughs> Championship'ten beraber yükseldi. Ve Burnley'in şanslı Tottenham'a karşı gerçekten iyi tutuyor. Ve son mücadelelerinde son iki karşılaşmaya baktığımız zaman da hatta şöyle sizlere de göstereyim. Burnley'in deplasmanda ikisini de kazandığını görmek mümkün. Kendi evinde oynayacaklar fakat şunu gördüm. Bu tontalının şu son oyun yapısı mesela son Chelsea mücadelesi mi vardı? kendi evinde Chelsea'ye mesela mağlup oldu 3-2. Bu takımın üstüne giderseniz gerçekten kalenizde ciddi pozisyonlar verirsiniz kontra atak geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım. Luton tam takımı. Burnley de kendi evinde burada doğrudan rakibi olduğu için burada doğrudan yenmek için çıkacaktır. Ara ara riskler alıp da saldıracaktır. Bu yüzden Luton tam da burada Burnley kalesinde gol bulabileceğini ben idealden bir var bekliyorum. KG varı. Fakat KG varın orada da ideal 1.60 seviyesinde. Yani normale göre yüksek bir oran zaten. Skor beklentimde doğrudan 1-1. Benim skor beklentimin bir tanesi şu. İlk yarıdan Burnley gol atar. 1-0 öne geçer ikinci yarı Luton atar ve mücadele birbiri bir biter. Yani birden sıfır olaraktan da değerlendirdim. Yani beklentim oyunda daha doğrusu. Birden sıfır oranı kaç? Hemen bakalım isterseniz. ya yani 13 .65 oranı var. Ekstradan bir de şöyle 4 orana yakın bir önermek istiyorum ben sizlere. Burada ikinci yarıyı Luton tamam kazanabilir. Oranın oranı 3.43 şeklinde. Dediğim gibi burada Burnley'in ilk yerden başlayıp etkin olmasını, gol bulmasını bekliyorum. İkinci yarı Luton'un attığı golle birlikte. ikinci yarı Luton kazanan maç birden sıfır olur. İdeal zaten KG olarak bahsettim. Marsilya ile Strasbourg karşılaşması. Özellikle arkadaşlar Marsilya'nın milli takıma gidenleri şu şekilde görüyorsunuz. Takımda NDA'ya mesela takımın az forveti, sar, Harit yok mesela. Önemli eksikleri var yani Marsilya tarafında. Marsilya tarafında eksik olmasa burada ve günlerden de cuma ben Marsilya'ya güvenirdim açıkçası. Fakat eksikler var. Ben yüksek orandan gideceğim bu mücadeleye. Mücadele genelinde 2-3 gol bandı. Strasbourg tarafı da son dönemde formda zaten açıkçası. Buradan mücadelenin 1-1 bitme ihtimali veya 2-0 Marsilya'ya da kayabilir. Hiç fark etmez ama dediğim gibi yüksek oran ile birlikte burada 2 3 gol bandını 1.81 gibi olan tek tercih olur. Göndereceğim. Yatarsa 1.80 küsur orandan yatsın yani. Sıkıntı yok. 1.40'dan yatmıyoruz. Aldığımız riske attığımız taş, vurduğumuz kuşa değsin misali. Devam ettim. Diğer mücadelemde Sevilla-Alaves karşılaşması. Sevilla'nın da yani doğrudan rakibi Alaves hemen üstündeki ben burada açıkçası bir Sevilla galibiyeti bekliyorum. Ama 1.74 gibi oranı var. Oranlar da bizi ilgilendirmedi. Tekrardan söyleyeyim ama daha idealden, daha kazançlı ne alabiliriz diye baktığımız zaman da diğer seçeneğinde Sevilla'nın bir yarı kazanırın oranı arkadaşlar 1.45 bandında oranı var. Benim ana tercihim burada Sevilla'nın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Bu şekilde idealden değerlendirebiliriz. Yüksek oranıyla baktığımız zaman da doğrudan bir Sevilla galibiyeti de değerlendirilebilir 1.74 gibi orandan. Hatta bu oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 4.5 altında bir yaparsanız burada oranı bir 86'ya 3.5 altında yaparsanız da 2.17'ye yani 2.0 2.1 ayarında bitebilecek maksimum gol seviyesi o yönde olacak bir karşılaşma. İdealim burada Sevilla'nın bir yarıyı kazanması. Biraz daha yüksek oran 1.74'ten maç sonu bir 4.5 altı 3.5 altı yaparak da oranı da yükseltebilirsiniz. Çünkü Alevi'si yenmesi lazım. Doğrudan rakip olduğunu söyleyelim. Anadolu Efes Bologna karşılaşması. Daha dün Bologna'nın mücadelesi vardı. Makabe Tel Aviv karşılaşmasında. Maçın canlısını yaptık. 3 tane canlı yaptık. 3'te 3 üç canlı olarak da tertemiz paramıza baktık. Para kolay kazanılıyor bizim için diyelim. Devam edelim. Ee, Anadolu Efes tarafında şöyle bir durum var. Euroleague'de son artık 6 maç mı oldu? Kaç maç oldu? 2, 4, 6, 7 mücadele oldu. 7 maçtır kaybeden üst üste Euroleague'de kaybeden bir Anadolu Efes tarafı var. Muhtemelen bu maç Erdemcan'ın son maçı olabilir diye düşünüyorum ben. Yani yaptığı transferler bence bazı transferler gerçekten yanlış takımı Euro Cup seviyesine düşürdüğünü söyleyebilirim ben biraz ne katılır mısınız bilmiyorum ama ben burada Bologna tarafındayım. Bologna'da dün Beninelli'nin üçlük şovu vardı. Çok güzel oynamasına rağmen 78 sayıda kaldı. Mücadeleyle 95-78 kaybetti. Fakat ben burada Deplasman'da Anadolu Efes'e karşı burada 80 bandını görebileceğini düşünüyorum. Deplasman 80.5 üst var. Sanırım burada idealden ben burada Bologna'nın atacağı 81 sayı 1.45 puanlı orandan da değerlendirmek istiyorum. Bologna'nın burada atacağı 81 sayı değerlendirilir. Son mücadelelerinde Baskonya ile Olympiakos karşılaşması. Burada da Baskonya tarafındayım. Baskonya'nın burada galip gelme ihtimali var. Maçta favori. Ama ben galibiyetine gitmeyeceğim. Ne olur burada. Burada Baskonya'nın sayısına gidelim. Ev sahibi 78.5 üst var. Güzel barem. Marcus Howard'ın burada formda olursa bu 78 baremini geçebileceği düşünüyorum. Ev sahibi 78 buçuk 1.42 gibi oranı var. İdealden değerlendirdim. Bu yönde Olympiakos savunma yapabilen bir takım ama Baskonya'da da çizgi gerisinden şutlarla üçlükle birlikte savunma direncini kırabilen bir takım. O yüzden burada Baskonya'nın atacağı 79 sayıyı önerdim. Cuma günü için toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek kuralardan önerdim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.